Herkese merhaba. Biliyorsunuz ki zaten geçtiğimiz haftalarda size bir patates kızartması ve hamburger ekmeği tarifi verdim. Yani aslında ne için hazırlık yaptığımız çok belliydi bence. Sonunda bu hafta artık tam anlamıyla köftesiyle, yan ürünleriyle ve hamburger tarifiyle size gelmiş bulunuyorum. Şimdi güzel bir hamburger için aslında bence sadece etin güzel olması gerekmiyor. Hamburger ekmeği işi çok farklı boyutlara götürüyor. Veya bu hamburger köftesinin ne ile hazırlandığı ve köftenin yanındaki yancıların birbirine uyumu bence çok önemli. Yani ben açıkçası gidip de mesela pekmezli hazırlanan bir köfteyle karamelize soğan, artık karamelize mantarı beğenmiyorum. Çok 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 şekerli oluyor. Bir de yanına brioche ekmeğiyle şeker patlaması yaşıyorsunuz. Hemen başlayalım. Burada benim 400 gram dana döş, tek çekim bir kıymam var. Şu aklınızda bulunsun. Hamburger köftenizi kalın yapacaksanız daha böyle oda sıcaklığında hareket etmeniz gerekiyor. Ama daha ince yapacaksanız daha soğuk bir kıyma kullanmanız gerekiyor ki böyle içi biraz daha ıslak ıslak kalabilsin diye. Eğer incecik bir köfteyi böyle 2-3 kat yapacaksanız da oda sıcaklığında kullanırsanız o kıymayı, o zaman içi böyle tam böyle pişer, böyle çok pişmiş olur yani aslında. Şimdi bunun içerisine ben sadece tuz ve karabiberle yoğuracağım. Başka hiçbir şey koymayacağım. Soğan suyudur, pekmezdir, baldır, sirkedir. Hiçbir şey koymayacağım. İçine sadece karabiber ve tuzumu ekliyorum. Bolca karabiber koyuyorum. Ve bir de tuzumu koyuyorum. Yani dışarıda hamburgere veriyoruz 40-50 lira. Evde bu 20 liraya falan mal oluyor. Mesela 400 gram tek çekim dana döşü biz 20 liraya aldık. Et yiyelim, et hissedelim istiyorum. Bir de bunu böyle yoğururken çok da böyle canını çıkartmayın. Hani biraz böyle karıştırıyorsunuz ya karabiberle tuzu. O yeterlidir. Bu arada ben içini böyle bayağı ıslak ıslak istiyorum. O yüzden benim kıymam şu an hala daha soğuk. Bunu şöyle bir 10-15 dakika diğer malzemeleri en azından hazırlayana kadar şöyle azıcık kenarda bir dinlendireceğim. Zaten soğuk olduğu için dolaba koymama gerek yok. Ama dolapta da dinlendirebilirsiniz. Hamburger ekmeğimde köftemin yanına seçtiğim malzemeler. Karamelize soğan bence olmazsa olmaz. Karamelize mantar koyacağım. Ve böyle ev yapımı bir mayonezim var benim. Mayonez ve hardalı karıştırıp içine de kestiğim turşuyu koyup böyle güzel turşu reliş gibi bir şey yapmak istiyorum aslında. Şimdi hemen karamelize soğanımızı yapalım. Şöyle piyazlık ince ince soğanımı doğruyorum. Ben mesela şey sevmiyorum. Çiğ domates, çiğ kıvırcık falan. Bana çiğ geliyor. Ben daha böyle hepsi pişmiş böyle sıcacık. Ve böyle biraz daha bu dışarıdaki aslında bizim Türkiye'deki gurme burgerciler tarzı seviyorum. Hemen şimdi sosunu hazırlıyorum. Benim burada ev yapımı mayonezim var. Mayonezi nasıl söyleyeyim? Bir adet yumurta sarısının içine böyle bir tatlı kaşığı bir hardal koydum. İçine sirke koydum, tuz koydum, onu güzel çırptım. Sonra böyle 250 ml ayçiçek yağını incecik incecik koyarak güzelce çırptım. Verilebilecek en hızlı mayonez tarifiydi bu. Bunun için aynı bir video çekerim. Şöyle de bir hardal koyuyorum. Bir de turşum var. 2 tane turşu yeterli bence şu kornişonlardan. Tamamdır. Şöyle kare kare salatalık turşularımı, kornişonlarımı sıradan şöyle geçiriyorum. Parçaları ayıracağım. Bütün bu ufak parçalar olarak kestiğim turşuları mayonez ve hardalımın yanına koyuyorum. Mayonez ve hardalı göz kararı koydum böyle. 1,5 tatlı kaşığı mayonez, 1 tatlı kaşığı da hardal diyebilirim. Bu gerçekten bayağı güzel bir sos oluyor bu arada. Hardal, mayonez ve turşunun karışımı bayağı güzel oluyor. Hatta daha da böyle zamanınız varsa uğraşmak isterseniz turşuyu bir tık böyle azıcık şekerle onu da karamelize edebilirsiniz, pişirebilirsiniz. Çok 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 güzel olur. Aklınızda bulunsun. Şimdi bunu şöyle güzelce karıştırıyorum. Sosum bu kadar. Sosumu hemen şu kenara kaldırdım. Şimdi burada ikisinin de altını ısıttığım 2 tane tavam var. İkisini de zeytinyağı alıyorum. Soğanları şöyle şöyle ayırın. Evet. Tamam. Şunun içine de mantarlarımı atıyorum. Kısık ateşte, böyle ağır ateşte uzun süre bunları böyle bu şekilde birazcık öldüreceğiz. Şimdi size çoğu yerde görmediğiniz bir porsiyonlama şekli göstereceğim. Şimdi bizim toplamda 400 gram bir dana döşümüz vardı. Şöyle bunu güzelce bir yuvarlak yaptım. Bunu şimdi tam olarak yuvarlak böyle güzel bir şekil almasını istediğim için şu tabağın arkasındaki yuvarlaktan ve şu sınırdan faydalanacağım. Bunu görmemiş olabilirsiniz. Şimdi bu oldu. Bunu şuraya alalım. Diğerine de güzel bir şekil verelim.
Şimdi soğanlarımız bir tık öldü. Bunun içine bir tatlı kaşığı kadar bir şeker koyuyorum. Ardından şöyle bir tatlı kaşığı kadar da elma sirkesi koyuyorum. Çok azıcık bir karabiber. Çok azıcık da bir tuz koyuyorum. Ve bunu şimdi güzelce karamelize edeceğim. Renk alana kadar güzelce üstü açık bir biçimde pişiriyorsunuz. Eğer hamburger ekmeklerinin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız yukarıda böyle videoyu bırakıyor olacağım. Hamburger ekmeği videoma gidip brioche ekmeğinin nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Bu ekmek tam böyle köfteden bir tık daha küçük. Çünkü köfteler bir tık böyle içeri doğru çekecek. Burada böyle çizgili döküm bir tavam var. Böyle elimi buraya koyduğumda 10 saniye boyunca tutamayacak olmam gerekiyor. Ve şu an evet şu an artık yanmaya başladı. O yüzden güzelce ısınmış demektir. Şimdi bu hamburger köftemi alıyorum. Şöyle birazcık daha şöyle bir bastırıyorum. Hiçbir şekilde oynatmayın. Güzel bir 3-4 dakika bir yan gitsin. 3-4 dakika sonra diğer yana doğru çevirin. Burger ekmeklerimizi köftemizin piştiği tavaya azıcık bastık. Şimdi öncelikle bunun altına şu sosundan koyuyorum. Mayonez, hardal ve turşu karışımından. Şöyle güzelce yayıyorum. Şu yanının siyah olmasının sebebi aslında etin suyundan kaynaklanıyor ve tamamıyla lezzetini katacak şey bu. Şimdi karamelize soğanımdan şöyle dağıtıyorum. Hemen şurada şöyle güzelce sotelenmiş mantarımdan da koyuyorum. Şimdi 3 kat çedar erittik biz köftemizin üzerine. Hemen köftemi de yerleştiriyorum. Ya çok güzel. Afiyet olsun. Bu mükemmel hamburger gibi tarifler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok canınız çekecek biliyorum, o yüzden bu sefer yemeyeceğim. Yani yerdim biliyorsunuz ama yemeyeceğim, çok canınız çekecek. Ne olur yapın, yapınca bana fotoğrafını atın. Videonun altına yorum yaparsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok 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 mutlu olurum. Görüşmek üzere, bay bay. Çekme çekme, yazık.